Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir önceki Büyük Selçuklu tarihi videomuzda Oğuzların hayatları ve dinleri konusunu ele almış, yine buna ilaveten Gök Tanrı inancının e, geri kalan kısmı hakkında ki biliyorsunuz ben son 2-3 videomda hep Gök Tanrı inancını anlatıyorum. Çünkü bu bizim İslamiyet'ten önceki inandığımız dindir. Onun dolayı bunu anlatmaya gerekli görüyorum kendi hayatımdan. İzleyenlerim açısından. Değerli dostlarım, bildiğiniz üzere bir önceki videomda ben ne anlattım size? Oğuzların hayatları ve dinleri konusunu anlattım. Yine buna ilave eden gök tanrı inancının geri kalan kısmı hakkında birazcık daha konuştuk. Ortalama 46 dakikalık bir video ortaya çıkardım. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu Selçukluların tarih sahnesine çıkışı konusu olacaktır. Ve yine buna ilaveten kalan zaman dilimi içerisinde ekstradan e, Gök Tanrı inansındaki Tengricilik'te din adamları kan ve bakışı konusuna giriş yapacağız. Bunu belirttiğimize göre hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Öncelikle ele alacağımız konu Selçukluların tarih sahnesine çıkışı konusu olacaktır. Dostlarım, Selçukluların tarih sahnesine çıkışı. Bu umumi tablo, Selçukluların ilk yurtları ve hayatları hakkında bir fikir vermeye kafidir. Selçuk'un, Oğuz Yakbusu yanında Subaşı, konumu, e, Subaşı yani ordu kumandanı olarak bulunması bu kınık boyu ve beyinin daha başlangıçta mühim bir mevkiye sahip olduğunu gösterir. Kaçgarlı Mahmud'un Selçuk'u bir asır sonra bile Selçuk Subasri adı ile anması ve bütün kaynaklarda bu ünvanın tekrarlanması onun bu mevkide uzun müddet bulunduğuna bir delildir. Dukak'ın bu durumuna ve yak bu ile münasebetlerine bakılır ve Mevkilerin irsiliği kaidesi düşünülürse onunla bu makamda kaldığına hükmetmekte bir hata olmaz. Dikkate şayandır ki Selçuk ve Dukak'ın Dukak Oğuz Yakbus'un ezindeki mevkii ve salahiyetleri ile i̇bn Falda'nın görüştüğü Altuganoğlu Erek Etrek'in durumu arasında tam bir benzerlik vardır. Gerçekten halifenin elçisini kurdurduğu çadırlarda misafir ve kabul eden Oğuzları İslamiyet'e davet teklifini ve hediyeleri alan büyük bir ailesi ve kalabalık bir mahiyeti olan ve bu münasebetle de Tarkan, Yinal ve benzeri Oğuz büyüklerini toplayarak durumu bir hafta müzakerelerden sonra karar veren Erek idi. Dukak ve Selçuk'un Selçuk Yakbu yanında mevki ve salahiyetleri aynı olduğu gibi Belahare, Tuğrul ve Çağrı beylerde Arslan Yakbu'dan sonra amcaları İnanç Musa Yakbu'ya karşı aynı kudret ve salahiyete sahip bulunuyordu. Bu hazarlarda Hakan ile Vekili arasındaki münasebetleri hatırlatmaktadır. Halbuki o bu vekalet resmen salahiyeti zayıf olan Kal Erkin ya da Kuzerkin ve yine altıgine ait idi. Bu benzerliklere rağmen Dukak ile Etrek arasında bir isim münasebeti görünmemekte ve Dukak'ın bu makama daha sonra geldiği ve Etrekin Dukakın babası olduğu ihtimalini meydana koymaktadır. Etrek isminin sarısın manasında bir kelime olması ve 12. asır başında Kıpçak hanının da bir telaffuz farkı ile Atrak adını taşıması İbn Fadlan tarafından verilen bu alt ve imla'nın yanlış olmadığını artık onun ve babasının isimlerinin Başka türlü yazmaktan da vazgeçilmesi gerektiğini söylemeliyiz. Onun devletinde kuvvetli bir askeri ve siyasi mevkiye sahip bulunduğu gözük, e, gözüken Dukak'ın yak bu ile mü, e, mücadelesi masallar ile karışık rivayetlere göre ikincisinin Müslümanlara veya Hazarlara karşı girişmek istediği tehlikeli bir sefere muhalefetiyle başlar ve mesele ciddi bir çatışma safhasına intikal eder. Fakat oğul beylerinin, ar beylerinin, araya girmesiyle Yakbu ve Dukak barışır, barışır, e, barışır. Bu hadise dolayısıyla da Dukak'ın kudreti ve şöhreti artar. Hikaye Dukak'ın hem oğul devletini maceralardan korumak hem de İslam ülkelerine tecavüzü önlemek maksadını belirtmiştir. Ve rivayetin bu son kısmında çok Hanedanı'nı birleştirmek, düzeltiyorum efendim, kudsileştirmek ve onun Müslüman olmayan ilk ciddine de dini ha hamiyetini göstermek temayülü edilmektedir. Gerçekten bu temayül dolayısıyla ilk İslamiyeti Dukak'ın kabul ettiği kanaati de vardı. Başka bir kaynak bu hususta tafsilata girişerek bir hikaye de nakleder. Buna göre Dukak evlenirken gerçek gerdek gecesi Kur'an'a sonsuz bir tazim gösterdiğini bu münasebetle rüyasında peygamberin kendine doğacak bir çocuğun İslamiyeti yükselteceğini müjdelediğini belirtir. Aslında İslamiyet'i kabul ve rüya ile istikbali tepsir eden hikaye dukaka değil Adin Selçuk Atfolunmak'ta bu doğuş mübarek ve keramet sıfatları ile ifade edilmekte ve onun neslinden gelecek hükümdarların dünyaya hakim olacağı rivayetleri belirtilmektedir. Oğuzname'de bu rüyayı Selçuk'un atası Toksurmuş'a istinad ederken, Oğuzhan'ı ve bütün yagguları Müslüman yaptığını unutur. Büyük devlet kurucusu Türk hükümdarlığına ve hususiyle Osman Gazi'ye de bu türlü harika rüyalar istinad olunmuştur. Dukak'ın Selçuk'tan başka bir evladı olduğuna dair bir rivayet, başka kaynaklarca teyit edilmemiştir. Dukak'ın ölümü üzerine oğlu Selçuk'un genç yasta subası olduğu sürhatle kuvvet ve şöhret kazandığı söyleniyor. Onun oğuz yakbusu ile bozulması ve ondan ayrılmasında bu artan kudreti rol oynamakta ve hususiyle yakbunun hatununun tahriki belirtilmektedir. Bu durumda tehlikeyi gören Selçuk, kabilesi ve mahiyetiyle birlikte gizlice yurdunu terk etmiştir. Bu hadise yine de Selçuk'un yak bu yana daran daha zayıf bir durumda olduğunu gösterir. Böylece Selçuk kabilesi mensupları çok miktarda at, deve, koyun ve sığır türleriyle Türkistan padişahından ...ve yurdundan uzaklaşarak Cend Havalesi'ne geldi. Oğuz elinden padişah bugün Bulgan Kınık Uruğundan Selçuk Bey bas e, Basılı Kop İrsir yakasındaki Cend Sehri'ne geldiler. Şeklinde bu bilgilerde tarihi kaynaklara kesti. Yengi Kent bölgesinden Cend Havalesi'ne göçen... Selçuk'un bu yeni yurdundaki çeşebbüslere çevrenin içtemayı çarçarı kadar siyasi durum ve istikbali takdiri bakımından da çok mühimdir. Burası yak bu idaresinin zayıf bulunması ve İslamiyet'in yayılması dolayısıyla onun için çok müsait bir muhit idi. Ya bunun cen sihrinde hakimiyeti sadece yılda bir defa gelen memurlarının vergi alması şeklinde belirli, belirtiliyordu. Bu sıralarda İslamiyet'in süratle yayılması ise daha mühim bir amil yaratıyordu. Fil hakika 200 bin çadır halkının yani birkaç milyon insanın 39, e, Hicri 349 miladi 960 senesinde birden İslam dinini kabulleri tarihi bir dönüm noktası manasına geliyordu. Bu iktidarın iktidarın kara, kara hanlıların esasını teşkil eden karlıklara aidiyeti muhakkak ise de oğullarında bu oğullarında kendi hudutlarında cereyan eden bu inkışaf içinde bulundukları ve bu sıralarda bu gibi birçok hadiselerin cereyan ettiği süphesizdir. Niç Ekimcu Vadisi'nde ve Orta şehrinde bir Türkmen meliki ve dokuz oğuzları komşu bir Türkmen ülkesi Müslüman olmuştu diye kaynaklara geçmiş bir ifade vardır. Balaz ve Beruket şehirleri korkularından Müslüman olmuş Tebekket şehrinin yarısı da yine dine girmesiydi. Merveziye'nin kaydettiği Maverahü'l-Nehir ve Harezm gibi İslam ülkelerine yakın bulunan oğullar, Müslüman oldukça onlara Türkmen denilmiş ve artık bu isim İslam memleketlerine göçen oğullara ad olmuştu. Bu sırada ve bu durumda kabilesi, tabileri ve hayvan sürüleriyle cende gelen Selçuk, Yeni dinin üstünlüğü ve cazibesi yanında, onun bahsedeceği siyasi mekanlara da çok iyi kavraması gözüküyor. Ne çekim cende var, cend şehrine varınca, adımları ile e, müsabere ederek yasamak arzusunda bulunduğumuz bölgede bu halkın dinine yani İslamiyete girmezse kimse bize katılmaz ve yalnız bir cemaat halinde kalmaya. ...nakım oluruz dediğine... ...hatta bu müzakere esnasında... ...Müslümanların... Bah, ...Müslümanların... E, ...efendim düzeltiyorum... ...hatta bu müzakere esnasında... Müs, e, ...Müslümanların nefretini çekmemek... ...ve maksadı... Ihti, ihtisal, ...ihtisal eylemek tarzında... ...fikirlerini ileri sürdüğüne dair rivayetler... Selçuk'un ne kadar sağlam bir siyasi görüşe sahip bulunduğunu meydana koyar. Ve aynı zamanda az bir kalım ile göç eylediğini de belirtir. Bu görüşler sonunda Harizm tarafında Selçuklular zamanında kumaşları Zedinci ile meşhur olan ve Buhara'nın Şimali'nde bulunan Zandak şehrine adam gönderip validen kendilerini İslamiyet'i öğretecek din adamı istediler. Bu seçepli Selçuk tarihinde olduğu gibi Türk İslam tarihinde de büyük bir dönüm noktasına teşkil eder. Ve Selçuk'a da Selçuklu İmparatorluğu'nun kurucuları arasında birinci mevkiyi verir. Cem civarına göç ile birlikte İslamiyet'e giriş hadisesini, Türk tarihçi müneccim başı bu 200 bin çadır halkının ihtiyacı ile münatebetli görmektedir. Ki onun bu görüşünü ve verdiği 960 yılını kabul etmekte isabet vardır. Selçukluların bu din değişimine Selçukluların bu din değiştirme hadisesinde bu siyasi görüş yanında İslamiyet'in üstünlüğü Onunla Türk samimliği e, arasında Tanrı inancında yakınlıktan başka İslam tüccar ve Musa gayretleri de çok müessir olmuş, Oğuz yakbusu ile başlayan mücadelenin ehemmiyeti de rol oynamıştır. i̇bn Havkal'ın Havka'nın bahsettiği üzere Cend'de Oğuz Sultanı'nın idaresi altında Müslümanlar var idi ve onun memurları vergi almak maksadıyla oraya geldikleri zaman Selçuk Müslümanlar kafirlere haraç vermez. Düşüncesiyle bu memurları kovarak yan buya karşı cihada baslamıştır. Birbirini tamamlayan bu kayıtlar bir bu cihadın yengi kent yakbusu ile yapıldığını ve gayrimüslim Türk padişahının ondan başkası olamayacağını asikar olarak meydana koymuştur. Bu durum anlaşıldıktan sonra artık kaynakların deste hazır. Türkistan veya Turan'dan İran'a ve Darul Harp'ten Diyar-ı İslam'a gösterdiğine dair ifadelere tam bir sarhat kazanmakta ve sanıldığı gibi bu Selçuk'un ilk yurt değişiminde uzak bir ülkeye varmadığını, Oğuz ile hudutları dahilinde yurt değiş, e, sadece 200-350 kilometre kadar mesafe kat edildiğini gö göstermektedir. Bundan başka ikisi de o şehri olan Yengi kent ile Jen arasında mühim bir fark olmadı. Yalnız ikincisinde İslamiyetin daha kuvvetli, Yang bu hakimiyetinin daha zayıf bulunduğu anlaşılıyor. Bu sebeple Selçuk burada kolaylıkla yerleşti ve yak bunun cenddeki hakimiyetine son verdi. Bu mücadelede artık dini bir mana kazandı. Selçuk da bir İslam gazisi oldu. Ve Melikül Gazi Selçuk Beyin Tukak ünvanını aldı. Selçuk'un cenddeki hayatı ve gazaları hakkında bize pek az bir şey intikal etmiştir. Rivayete göre o Yagmu'nun memurlarını çıkarttıktan sonra sürülerine götüren bu kafir ırktaslarına karşı bir akın yapmış ve zafer kazanarak yurduna dönmüştür. Başka bir gaza esnasında da bir kaleyi kusatırken oğlu Mikail seyit düşmüştür. Bu sebeple çok üzülen çok yetim kalan torunları Tuğrul ve Çağrıbeylerin yetişmesine, yetişmesine çok emek harcamış ve daha çocuk iken bu müstakbel fatihlerin kabiliyetlerini görmüştü. Melik Melikil'in Efendim üzeltiyorum. Mikail'in Selçuk'tan sonra şehit olduğunu kaydeden başka bir rivayet daha varsa da Samanilerin yardımına Arslan'ın gönderilmesi olması büyük oğlu olan Mikail'in kendisinden önce öldüğüne delalet etse gerekir. Cette müstakbel Efendim düzeltiyorum. müstakil göçebe bir beylik kuran ve gazaları ile şöhreti yayılan Selçuk, Karahanlı Samani savaşlarında yardımı aranan bir kuvvet haline gelmesiydi. Gerçekten Selçuk bu mücadelelerin birinde oğlu Arslan ya da İsrail kumandasında gönderdiği bir kuvvet ile Samanileri Karahanlılara karşı müdafada hizmet etmiştir. Bu hadise ile Selçuk'un şöhreti artınca Samaniler Karahanlılara karşı hudutları üzerinde buhara Semerkant arasında Selçuklulara bir yurt verdi. Fakat Selçuk bu yurda göçmeden önce takriben 20-30 yıllık bir mücadele hayatından sonra Cend'de öldü ve orada defnedildi. Alp Arslan'ın Türkistan seferi esnasında cende kadar varıp büyük atası Selçuk'un mezarını ziyareti ve imarı onun orada öldüğü ve gömüldüğü hakkında hiçbir tereddüde mahal vermez. Bu hüviyeti dolayısıyladır ki Cihan Selçukluları Efendim, Cen Selçuklu hanedanı nezdinde ...mukaddes bir şehir ve bölge... ...sayılıyordu. Fil hakikat İslam dünyasına... ...hakim olduktan sonra... ...çıkarılan bir mensurca, ...Cent Devletmesi'nin... ...başlangıcı ve menseyi olup... ...bizim için en az bir belde... ...mevkiinde bulunmakta. Ve Hakan Muazzam... ...ve Dünya Efendisi'nin oğlu... ...Nurettin Melik Şahki, ...çok aziz bir şehzade... ...İslam ve devleti... ...kafirlere karşı müdafaa etmek vazifesiyle bu vilayette melik tayin edilmiştir. Onun divanı için yazılan ikinci bir mensurda mübarek hanedanımızda hizmetleri olan bir vezir ve e, müstevzi S.A. ile birlikte gönderilmiş ve kendilerine ait bazı vazifeleri de gösterilmiştir. Bu iki mühim vesikanın muhtevası mensurlar e, mensurların Sultan Alparslan Gazi tarafından sadır olunduğunu ve onun Cend'e kadar uzanan ilk Türkistan seferini e mütakip oğlu Melik Çağ'ı Cend'in idaretine memur eylediğini meydana koyuyor. Böylece karanlık kalan bir meseleyi aydınlatıyor. Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, videomuzun ilk kısmı olan Selçukluların tarih sahnesine çıkışı konusunu burada bitirdik. Şimdi bundan sonra ele alacağımız konu Tengri'cilik konusunun geri kalan kısmı olacaktır. O zaman hazırsanız videomuzun ikinci kısmına geçebiliriz. Tengri'cilikte din adamları Kan ve Bakşi Tengri'cilikte Kan kutsal birisi değildir. Sadece ruhlar ile iletişim kurabildiği için toplum ona saygı gösterir. Bu yüzden diğer dinlerden tanılan din adamları ile karıştırılmamalıdır. Kaman, kamın en önemli görevleri bozulan dengeyi tekrar yerine getirmek ve hastaları iyileştirmektir. İnsanların günlük ibadetleri için bir kama ihtiyaçları yoktur. Kimi hayvanlar daha güçlü ruhlar ile iletişim kurabilir. Ve diğer kam kamlardan daha güçlü olur. Ak ve kara kamlar vardır. Bunların görevleri ve hünerleri farklıdır. Bunların görevleri ve hünerleri farklı olduğu için ak kamlar göke bağlı ruhlar ile kara kamlar ise yer ve yer altlarına bağlı ruhlar ile iletişim kurarlar. Kamuların giysilerine man e, manyak denir. Kamun manyağına asılı bir sürü kendisine güç veren ya da kendisine kötü ruhlara karşı koruyan eşyalar vardır. Kamların ateşle aranması. Her şeyin ateşle ayrıldığına inanıyorlar. Dolayısıyla elçilerin veya prenslerin veya diğer herhangi bir yamancı kişinin gelmesi halinde bu kişilerin ve getirdikleri hediyelerin tehlikeli olması, büyü yapmaları, zehir getirmeleri veya herhangi bir kötülük yapmaları ihtimaline karşı arınmalarını sağlamak için ateş arasından geçmeleri gerekmektedir. Kamuların doğaya verdikleri önem. Daha önce belirttiğimiz gibi hayvan türlerinin yitirilmesi kaygısı yani doğaya Saygı çevreyi koruma, ihtiyaçtan fazlasını tüketmeme veya şaman dininden hakim sahipleri incitmeme endişesi oldukça iyi bilinen birçok töre ve geleneğin kaynağını oluşturur. En iyi şekilde Moğol çağında tespit ettiğimiz bu gelenek bu gelenekler her, her, her halde o çağdan önce, o çağdan çok önce ortaya çıkmış ama ancak Cengiz Han döneminde Yasak altında yasal lastirilmiştir. Kamların uygulamaları Çin kaynaklarından anlaşıldığına göre eski Orta Asya samanlığının temelleri gök tanrı, güneş, yer, su, atalar ve ocak kültüründendir. Bu bağlamda Asya halklarının inandığı samanlığın elinde insan ve doğanın birlik ile beraberliği ve uyumu düşüncesi yer alır i̇bn Sina görüşüne görünüsü, görüşüne, e, İbn Sina görüşüne göre Türkmenlerin yani göçebe Türklerin bir kabilesinde gerçekleşen bir saman seansına katıldığında sunları anlatır bir kehanet elde edilmek için basvuuğunda kahin her yönde kosmaya koyuluyor ve bayılıncaya kadar nefes nefese kalıyor. Bu durumdayken hayalinin kendisine gösterdiği şeyler dile getir şeyleri dile getiriyor. Ve orada hazır bulunanlar gereğini yapmak için sözlerini dikkat ediniyor. Yine aynı 11. yüzyılda Kaşgarlı, Mahmu Kaşgarlı kan kelimesini dört kez kullanıyor. Bunu kahin şeklinde çeviriyor. Ve niteliğini üç örnekle açıklıyor. Samanlar anlasılmayan çok sayıda kelime söylediler. Saman büyü yaptı. Saman bir kahanette bulundu. Belki de tü, e, bu tür kutsal kabul işlemi belki de bir tür kutsal kabul işlemi veya bu aslamaya erişmeyi kutlayan herhangi bir tören sonucunda gereği gibi hazırlanan ve gerekli aletleri kusanan saman müzik eşliğinde kendi etrafına dönerek çıkardığı hayvan seslerinden uçma taklitlerinden, hayvan gibi zıplama veya sürüklenmelerinden kendi varlığının bilincini unutacak kadar sarhoş hale gelebilecektir. Bu durumda tecrübesini öte dünyaya yolculuğunu, zorlu yükselisini veya tehlikeli düşünüşünü, hayva, hayvan biçimli ruhlarla olan savaşlarını bitkin olarak kuvvetten düşünceye kadar mimiklerle canlandıracaktır. Burada esas olarak ama dinlere bildikleri bildikleri sıralar hakkında sorguya çekmek efendim diyorum burada asıl olan ama Çin dinleri, bildikleri sıralar hakkında sorguya çekmek yani gelecek hakkında bilgi edinmek hatta kişilerin ruhunu görünmez veya serseri yaratıklar tarafından çalınan ve onlar tarafından kaçırılmakla tehdit edilen ruhlar arası, ruhları ruhlar aramak yani büyü aratıyla tedavi etmektir. rüzgar Dayı ve buyan gışık. Buyan hısık, pardon. Rüzgar tayı ve buyan hısık. Tengreciliğin günümüze kadar çok canlı kalmış olan Moğolistan'da insanların kişisel gücü rüzgar Dayı olarak tanımlanır. Rüzgar tayının gücü insanın dünyasını dengede tutması için tutması ile bağlantılıdır. Çok güçlü bir rüzgar dayı insanın sağlam bir mantığa sahip olmasını, kişisel gücünü sarıya yansıtmasını ve daima doğru kararlar vermesini sağlar. Eğer bir insan kötünü, güc, güc, kötü gü e, kötü, gücünü kötü niyetleri için kullanır ve böylece cengiyi bozarsa bu onun rüzgar dayını zayıflatır. Böylece kötülük yapan insanların kendilerine de zarar verdiklerine inanılır. İnanasa göre rüzgar tayı her gün yapılabilen ufak uygulamalar ile güçlendirilir. Mesela kıymetli bir içecekten göğün dört yönüne doğru sıçra atılarak göke, yere ve atlara adak verilir ve dua edilir. Bayın kasık ya da kısaca buyan da rüzgar tayına benzeyen bir kavramdır. Bu yer insanın davranışları ile güçlenir ve zayıflar. Tabulara dikkat edilmediğin de atalara karşı saygısızlık yapıldığında ve gereksiz yere doğaya zarar verilip hayvanlar öldürüldüğünde doğadaki ruhlar fükelenir ve insanın bu yanı zayıflar. Rüzgar tayından farklı olarak bu yan daha daha çok toplumsal bir enerji kaynağı olarak görülür. Bir kavme ait olan tek bir kişinin yaptığı hata ile tüm kavimler bu yanı zayıflatabilir. Bu yüzden insanlar birbirlerine karşı da hata yapmamaları için dikkat ederler. Bir kavmin bu yanını güçlendirmek için bir zaman tarafından yönetilen törenler yapılır. Rüzgar sayı ve bu yanın inanışları insanların bazı kurallara uyarak birileri ve çevreleriyle geçinmelerini sağlar. Bilim Eski Türklerin daima hareket halinde olmuş olmaları bu yüzden yeterince kazı yapılabilecek yerleşim yerlere bulunamaması, yazı kullanım, kullanmaya çok geç başlamış olmaları ve sık sık yabancı kültürlerin etkisi altında kalmış olmaları antik Türkleri araştırmayı çok zor bir mesele haline getirir. Ancak 6. yüzyıldan itibaren kendi yazdıkları dikilisaslar eski Türklerin neye inandıklarını kanıtlamakta ise işte de yabancı halkların kalıntıları kalıntılarında Türkleri tarif eden çok daha eski yazılar bulunmaktadır. En mühim bilgiler Çin, Arap, Fars ve Bizans kitabelerinde bulunur. Ancak bu halklar Türkleri çoğunlukla düşman olarak görmüş oldukları için yazdıkları da neredeyse hiç olumlu değildir. Bu yüzden yabancı kaynaklarda Tengri'de Türkler iki ayak üzeri üstünde yürüyen köpekler, insanlık barbarlar, kurt ya da köpek kafalar gibi adlandırılmıştır. Buna rağmen bu kaynaklarda da faydalı bilgiler bulmak mümkündür. Orta Çağ Türk araştırmacısı Kaşkaral Mahmud'un 11. yüzyılda tanım tamamladığı Divan-ı lügat Türk adlı sözlüğü Tengrizi'liği araştırmak asasından en kıymetli kaynaktır. Kendisi Müslüman olan Kaşgarıl Mahmud kafirler diye adlandırdığı Tengrici Türklerin yaptıklarını beğenmediğini her fırsatta belirtmiştir. Buna rağmen yazdığı eseri günümüze kadar İslam öncesi Türkleri araştıran büyük bilimciler arasında, bütün bilimciler arasında en güvenilir kaynak olarak kabul edilir. Günümüzde antik Türkleri ve onların inançlarını araştıran bilimcilerin sayıları artmıştır. Ancak birçok önemli noktada tartışmaları hala devam eden farklı görüşler yaygındır. Tek tanrı kuramı. Eski Türk inancının tek tanrı inancı mı? Çok tanrı inancı mı olduğu hakkında farklı fikirler vardır. Bu noktada en mühim tartışma konusu Tengri kelimesinin hangi zamanda gök ve hangi zamanda tanrı anlamında kullanılmış olduğudur. Her iki anlamda her iki kaynakta mantıklı bir telaffuz oluşturur. Bu sorunun cevabını bulmak emin olabilmek için çok mühimdir. Viyana Üniversitesi'nin bu bir makalesinde eski Türk inancı hakkında iki genel fikir olduğu söyle açıklanmaktadır. 1. Türklerde Samanizm'de Totemizm de yoktu. Türk dini tek tanrılı bir dindi. Bu fikir özellikle Türk bilimcileri tarafından temsil edilmektedir. 2. Türklerde hem Samanizm hem Totemizm vardı eski dikili tas samanların zamanların sözü edilmese de daha geç yüzyıllarda var olduğu kanıtlanmış ve birçok Kuzey Türk dillerinde kam kelimesi hala bulunmaktadır. Türklerin samanist olduğu örneğin bazı antik Çin yazıkları ile de kanıtlanabilmektedir. Türklerdeki Tomenizm hakkında pek fazla bilgi olmasa da bazı deliller buna işaret etmektedir. Sukoplarise göre en mühim delil Türklerin Türeyiş efsanesidir. Bu efsaneli Türklerin kurtlardan türedikleri anlatılır. Ayrıca Türk orduları kurt kafası resmi olan bayraklarla savaşa gitmiş ve hatta ordunun yüksek düzeyindeki önderlerine doğrudan Böri adını vermişlerdir. Zeyhan Paul bu konuya da diğerlerinden daha çok açıklık getirmektedir. Tek tanrıcı bir din olan eski Türk din, dininin yanı sıra çok, çok tanrıcı bir din bir yüzü de vardır. Türklerin güçlü bir hükümdarın egemenliği altında büyük topluluklar oluşturup büyük imparatorlukları kurdukları dönemlerde tek tanrıcılık ön plana çıkmış, çok tanrıcılık daha çok ayak takımını oluşturan halk arasında veya ancak kavimler tekrar dağılıp anarşi içinde kaldıklarında yer yüzeye çıkmıştır. Gök tanrısı Tengri'nin yeryüzündeki oğlu olan hükümdar ile yakın bir bağı vardır. Hükümdar Tengri'nin yeryüzündeki temsilcidir. Tengri pan Türkçü bir tanrı olsa da aynı zamanda milli bir hükümdar özelliklerine sahiptir. Nasıl herkes yeryüzünde kana kulluk ediyorsa, göğe yani bütün kainatın tanrısına da kulluk etmesi gerekiyor. Ancak bunlara rağmen hatta Türk Türkiye, hatta TÜVQV dev devletinin kalıntılarında bile Tengile'nin yanında başka tanrısal varlıklarla da karşılaşmaktayız. Bu varlıklar bazen tanrının kendisi için kullanılan Tengilik kelimesi ya da az iz kıl, kılınmış anlamına gelen iduk kelimesi ile tanımlanmaktadır. İduk daha çok kanının eşi olan ha, hatun ile bağlantılıdır. Günümüzdeki yeni dengecilik. Sovyetli Birliği'nin dağılmasından sonra bu rejimin başkasından kurtulmuş olan Türk halkları tekrar kendi köklerine ve milli kişilerini başlamışlardır. Bu gelişme 1990'lı yıllarda ilk başta Tataristan'da, sonradan Rusya'da ve Kırgızistan'da belli olmuştur. Tataristan'da bu ha e hareketin is ismi ilk başlarda Bizen Gun Yılık ya da Bizim Yol iken sonradan Tenkiricilik daha sık duyulur olmuştur. Zamanla Tenkiricilik halkın arasında yaygın olan bir heves olmaktan çıkmış devlet tarafından desteklenmeye ve enstitüleri kurulmaya başlanmıştır. Böylece 1997 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Tengri'ci bir topluluk kurulmuş ve en son verilere göre 500 bin resmi üyeye sahiptir. Tengriciliğin Kırgızistan'da bulunan başka önemli bir kurulusu da Tengri Ordu. Bu kuruluş Kırgızistan'da, Kırgızistan'ın parlamentosunda milletvekili olan Destan Söylü Golub tarafından kurulmuş ve yine kendi tarafından yönetilmektedir. Ayrıca Tengricilik Araştırma Merkezi'dir. Bu kuruluş İstanbul Üniversitesi'nin Türk Dünya araştırma Merkezi ile işbirliği yapmaktadır. Tengir Ordu'nun çalışmalarına zamanla diğer Türk hakanlarının da ilgisi artmış ve Orta Asya'da çok kez basına yansımıştır. Kazakistan'ın başbakanı Nur Sultan Nazarbayev ve Kırgızistan'ın başbakanı Asker Akay'ı yaptıkları konuşmalarında Tengriciliğin Türk halklarının ortak milli ve genel inancı olduğunu vurgulamaktadırlar. Tengriciliğin Moğolistan'daki organizasyonu Golmu Center for Seymour Students Tident Samanist Çalışmalar Merkezidir. Bu kurum İngilizliği araştırmanın yanı sıra bu inancı batılı ülkelere de tanıtıp yayma amacıyla bir İngilizce internet sitesi yayım, yayınlamaktadır. Ayrıca Profesör Doktor e, Zavin Dul Dulam gibi bazı Moğol bilimcileri dünyanın birçok yerinde yüksek okullarda konuşmalar yapmaktadırlar. 80'lerin sonu ve 90'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Çuvasistan'da Vatisyen Yali adı verilen ve Çuvas toplumunun etnik dinini yeniden canlandırmayı hedefleyen bir tengrecilik şekli ortaya çıkmıştır. Vatisyen Yali'yi takip edenler doğru çavuz olarak tanımlamaktadır. Evrenimlerin tüzel doğru çuvas olarak tanımlamaktadır. Çuvas Ulusal Kongresi 1990'lar boyunca bu Ulusal din düşüncesine sürdürülmüştür. Ülkenin aydınları bu inanışın izlinle sürerek eski ritüelleri yeniden uygulayarak topluma kazandırmışlardır. Vatisiyen Yali üzerine teolojik tartışmalar sürdürülmüş ve bazı aydınlar tarafından Katolik Kilisesi inancına benzer şekilde teslis formunda bazı, bazı aydınlarca da tekrarcı formda olması gerektiği belirtilmiştir. Bu gelişmelerin yanında Orta Asya ülkelerinin bayraklarında ve armalarında tengricilikle alakası olan sembollerin geriye döndüğü ...dikkati çekmektedir. Özellikle gökün mavi rengi ve kurt sembolleri... ...günümüzün Türk Cumhuriyetlerinin bayraklarında yer almaktadır. Bunlar örnek olarak Kazakistan bayrağındaki gök mavisi rengi... ...Gagavuz bayrağında hem kurt hem mavi rengi... ...gök bayrak Uygurların bayrağında yani Doğu Türkistanlıların bayrağında... ...ve Türkçülüğün sembollerinden birisine... ...yani Türkçülüğün sembollerine... Tuğba bayrağında gök mavisi ve Yenisey akarsuyunun kolları ile sarı renkli Türk bozkırı, Azerbaycan bayrağında ise mavi rengi örnek olarak verebiliriz. Tengriciliğin esaslarına bakmak istersek ise, Tengriciliğin esaslarını su ilkeler e, çerçevesinde oluşturabiliriz. Gö çok tanrılı gibi gözükmesine rağmen aslında tek tanrılı bir dindir Tengrizm. Bu eğlence göre Tengri tektir, en üstündür ve her şeyin yarasızlısıdır. Yine bu konuda bir söz birliğine varılması değildir. Tengriciler kendi dinlerinin kitaplı dinlerden önce var olduğuna inanırlar. Umay, Ülgen, Erlikhan gibi tanrı ve tanrıçalar, Gök Tengri'nin özel melekleri olarak da kabul edilebilir. Tengriciler doğaya çok önem verirler. Doğada bir dengenin olduğuna, bu dengenin değiştirilmesi durumunda insanların ve diğer canlıların zarar göreceklerine inanılır. Tengriciler hayvanların ve bitkilerin de ruhları olduğuna inanırlar. Tengriciler doğadaki diğer maddelerin de ruhları olduğuna inanırlar. Bazı dağlara, ormanlara ve ırmaklara kutsal değerler yüklerler. Tengriciler bazı gezegenlere, uyduları, yıldızları, yıldız kümelerine ve diğer astronomik isimlere kutsal sayarlar. Tengricilikte de erkeğin toplumda kısa sücü üstün değildir. Tengricilik teriminin farklı şekilleri. Tengrizm kelimesi henüz yayılmak üzere olduğundan farklı kavramlara da rastlamak mümkündür. Bunlara örnek olarak aşağıdaki bazı anlamları verebiliriz. Tengrizm. E ter e, anti. Tengrizm hatta Tengerizm Moğollarda Ten, tang ya da Tangrizm eski Bulgarların Tengri için Tangra kelimesini kullanması Tengri Anizm Arayful Büzüvart'ın kitabında Tengricilik Gök Tanrı dini Gök Tengri dini Türkiye'de Tengriçilik Kır, Kırgızlarda, Tatarlarda, Kazaklarda ve Altaylarda kullanılan e, tengricilik kelimesinin farklı şekilleridir. Günümüzde devam eden Tengricilik adetleri. Giderin ardından su dökmek, tahtaya üç kere vurmak, kursun dökme, nazar boncuğu, mezar ve türbe hazırlamak, türbede mum yakma mezarların ayak ucunu, Ay, efendim, orada bunu elimle yapıyorum. Yani tengricilik adeti olduğu için örnek vermek istiyorum. E, Türklerde mum yakma. Türbelerde mum yakma. E, mezarların ayak ucuna suluk koyma. Loğuzsa kadının başına kırmızı kurdele bağlama. Düğünlerde gelinin basa derinden kuru yemiş pirinç türü gıdalar atmak. Elleri yukarı doğru açarak dua etmek. Yani şu şekilde. İster Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeklinde doğamızı etmek. E, ölen evlenen doğan çocuk için 40 gün beklenmesi. Ee, Sema, yani Alevi Bektaşı'yı yaptığı e, e, bir nevi mengi dedikleri böyle dönerek oynanan bir oyun. Gelinlerin basına ayna koymak, ağaca çaput bağlamak. Efendim son olarak dengrecilik hakkında detaylı olarak bilgi sahibi olmak isteyenler bu kaynakları inceleyebilirler. Zeyn Paul Rauks'un Türklerin ve Moğolların Eski Dini kitabı. Zeyn Paul Rauks'un Alt Türklerin Ölüm kitabı. <Sessizlik> Rayford The Tengrizim Religion of Turks and Mongols kitabı. Emel Esin'in Türklerde Maddi Kütürün Orsumu kitabı. Ee, Murat Uraz'ın Türk Mitolojisi kitabı. Fuzu, e, Fuzuli Bayat'ın Hoca Ahmet Yetefi ve Halk Sufizmi'nin bazı problemleri Ağrı'da bak 1997 yılında çıkmış olan kitabı. Yine Fuzuli Bayat'ın Türk Şaman metinleri, efsaneler ve memor, memoratlar, piramit yayınları Ankara 2014 yılında çıkmış olan kitabı. Yine Fuzuli Bayat'ın Anadolu Halk Sufizminin oluşumunda Samanlığın rolü kitabı. Abdülkadir İnan'ın Tarihte ve Bugün Samanizm kitabı. Esat Korkmaz'ın Eski Türk İnanışları ve Samanizm Söz Terimler Sözlüğü. Burnu Zerayt Rick 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 Stifel'den Rezende Ostumalsige Sucupunç Urimings und wet er äh, e, kat astropen er e, und und ihre innerisien e, motiv und supis elan kitabı ata supis elan in münchner better zur äh, e, work runde kitabı Yusuf diya Yurika'nın Müslümanlıktan evvel Türk dinleri, Samanizm kitabı, yine Fuzuli Bayat'ın ana hatları ile Türk zamanlı kitabını, ayrıntılı olarak Samanizm hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler inceleyebilirler. Efendim biz bu videomuzda ne yaptık? Efendim biz, biz bu videomuzda Selçukluların tarih sahnesine çıkışı konusunu ele aldık ve bunu elimizden geldiği, dilimizden dönüşünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Buna ilaveten Tengrizm konusunun son kısmını da ele aldık ve artık Tengrizm konusunu bitirdik. Tengrizm konusunun üzerinde bu kadar ayrıntılı durmamın sebebi bizler yani Türkler Müslüman olmadan önce e, Tengrizm inancına inanan insanlardık. Ki hala bazı uzak ülkeler, uzak Türk ülkelerinde Sibirya gibi ya Kutistan ya Kutistan gibi Altay gibi Çuva gibi Çuvas gibi Azerbaycan gibi bazı ülkelerde hala e, Tengrizm e, dinine inanan insanlar bulunmaktadır. Biz de eğer Türksek Tengrizm dinini az veya çok bilmek zorundayız. Ben bu yüzden Tengrizm konusunun üzerinde bu kadar ayrıntılı durdum. İnşallah diğer videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu ikisi de ayrı ayrı Türk devletleri olan ve hemen hemen birbirlerinin ömnesi bulunan Selçuklular ve Karahanlılar e, dönümlerindeki e, efendim, Selçuklular ve Karahanlıların ilk münasebetleri konusunu ele alacağız. Artık büyük Selçuklu videomuzda Tengrizm konusuna girmeyeceğiz. Ben pengridim konusunu bu videomda bitirdim. Hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.